Demek işsiz kaldın ha? İşsizim. Ama kafam dinç. Benim yüzümden. Bana kefil olmasaydın. Dert etme. Aç kalacak değiliz ya. Elbet bir iş buluruz. Öyle değil mi usta? Fabrikada vaziyet iyi değilmiş. Gene işten atılanlar olmuş, öyle mi? He usta, her gün birilerini atıyorlar. 4 gün evvel de beni çıkarttılar. Bugün de Cemal'e yol vermişler. Ya ne sebep gösteriyorlar? Şu işsiz kalan ırgatları fabrikaya aldılar ya, eski işçileri çıkartıyorlar. Ah şu ırgatlar olmayaydı. Ne güzel olurdu ama. Patron ne yapsın? Herkesi besleyecek değil ya. Yenileri gelince eskiler elbette kapıya koyacak. Yok, koyamazdı. İşçiler sendikalı olsaydı kimseyi kapının önüne koyamazdı. Ya usta, sendika sendika deyip duruyorsun da ne demek ki o? Anlat, biz de bilelim. Sendika bir teşkilat. İşçi sınıfının teşkilatı. Ne işe yarar peki? Siz fabrikada kaç saat çalışıyordunuz? 12 saat. Ayaklarımın altı patlıyordu yeminle. Dünyada çalışma saati kaç biliyor musunuz? 8. 8 mi? Bre kardeş, kurban olurum 8 saate. Bu 8 saatlik çalışma hakkını da kolay elde etmediler tabii. Sendika kurdular, grevler yaptılar. Grev mi? O ne? Siz maaşlarınızın arttırılmasını istiyorsunuz diyelim. Patron razı gelmiyor. İşte o zaman işçiler greve gidiyor. Yani hep birlikte iş bırakıyor. Allah, İsmet Paşa büyük adam kardeşim. İhtiyacı nasıl görmüş? Ya 47'de o tanıdıydı sendika hakkını işçilere. Ya sendika hakkını tanıdı da kardeşim, grevle toplu sözleşme hakkını tanımadı ama. Bizim parti ne yaptı? İşçilere grevle toplu sözleşme hakkını vereceğim dedi. Allah Allah. Seçimlerden önce milletin aklını çelmek için. Ne oldu? İktidara gelince her bir şeyi unuttular. Ya unutulur mu kardeşim? Bunun için komisyon kurdular ya mecliste. İşçi kardeşlere verecekler işte hakkını. Allah Allah. Ya Birleşmiş Milletler'in gözüne girmek için ha. Yoksa işçi köylü umurunda mı sizin partinin? Habib Efendi. Muhtar, doğru konuş ha. Yet Allah'ını seversen. Arkadaşlar, arkadaşlar. Kimse durup dururken bir hak vermez. Bunun için mücadele etmek gerekir. Bu hadi ince olacak bir şey değil elbet. Haklarımızı yavaş yavaş kazanacağız. Önce sendika kuracağız, sonra grev ve toplu sözleşme hakkımızı elde edeceğiz. Vallahi usta, çok güzel konuşuyorsun da sade konuşuyorsun. Bizim gücümüz yeter mi patrona? Çalışmaktan başka ne biliriz biz? Hayal bunlar hayal. Ya zengin doyuyorsun ya fakir. Bizim kaderimiz böyle yazılmış. Hadi usta, kalkın. Hadi iyi günler.